Hakan bak. Ne istemiyor? Tamam Allah'ım, bugün biraz güne keyifsiz başladık. Tamam aşkım, gel buraya gel. Tamam, tut elim elini. Ali abi geliyor, geliyor. Geliyor, tamam. Sakinledik biraz da olsa. Deme aşkım. Size sinirimizin sebebini de söyleyeyim. Şapka. Şapka kafasına tam olarak olmuyormuş. Değil mi anneciğim? Bir de benim de şapka takmam gerekiyormuş. Ben de şapkamı aldım. Tak. Onu mu takacağım? Ver onu, ben tutayım anneciğim. Hadi tak bakalım onu. Allah Allah. Ay çok yakıştı. Ne yapayım? Şapkayı mı takayım? Dur tak. Bekle. Bekle. Oldu mu şapka? Oldu. Tamam. İndi mi şişin? Hı? Hakan. Allah. Keyfimiz yerine geldi sonunda. Ali abimiz bir 15 dakika geç kalacakmış. Normalde 8'e çeyrek geç alırdı. Saat 3.30 oldu. Anca aradı. Bir 15 dakika kadar alacağım. Aslında 15 dakika geç kalmayacak. Doğru. Yarım saat geç kaldı. Aşkım. Ay çarptım. Gel. Gel. Dede. Hadi Aras'la oyna hadi. Bak. Gel hadi başını döncük. Hadi gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel. Raflar iyice dağılmış. Kavanozlar elime geçeni koymuş. Bak. Bu burada ne arar? Burası. Boş kavanozların yeri burası değil. Bunları toplamam lazım. Sürekli olarak hep aklımda ama bir türlü elim gitmedi. Sürekli. Nedense hep erteledim burayı. Devamlı erteledim. Bugün ertelemeyeceğim. Bugün bir toparlayacağım bak. Makineden çıkana bakar mısınız? Büyük bir ihtimalle bu İsmail Cem'in cebinden çıktı. Benim anladığım kadarıyla bu bir para. Ay pardon, görmüyorsunuz. Paranın çerçevesi gibi bir şey yani. Öyle diye tahmin ediyorum. Yani başka bir şeye de benzemiyor. Şurada da bozuk paralar çıktı. Ve her seferinde diyorum ki ceplerini gözünü seveyim anneciğim. Kontrol et. Cebinde kalan her şey makineye zarar veriyor. Peçete kağıt kaldığı zaman bütün çamaşırlar
böyle tüyleniyor, şey oluyor, peçete oluyor, şey kağıt oluyor. Onlar bile makineye zarar veriyor ki bunları hiç sormayın. Hep şu şeyde birikiyor hepsi. Şurada gri yerde birikiyor mu, arasında kaçanlar oluyor mu olmuyor mu onu da hiç bilmiyorum. Çok fazla detaylı bir temizlik yapmayacağım. Hani ne diyeyim, şu arka tarafları falan boşaltıp oraları da silmeyeceğim. Sadece dağınıklığını toparlayıp şöyle bir üstten temizleyeceğim. Bak, tuvalet kağıtları da en arkada kalmış. Şunları şuradan alayım ben en güzeli. Şu arka var ya, şu kör kısımdan değil var. Kör kısımdan aslında çok kullanışlı ama koyduğunuz şeyleri almakta zorlanıyorsunuz. O yüzden de ben oraya boş olan kavanozlarımı koymayı tercih ediyorum. Daha rahat oluyor. Şu tuvalet kağıtlarını koymuştum ama sen şuradan gel. Şu kavanozlarımı oraya koyayım dışarıdaki. Hakan'la alakalı çok fazla aşırı derecede yorumlar almaya başladım. Hakan'la alakalı demin de Hakan öz evladım, İsmail de üvey evladım gibisinden çok fazla yorum almaya başladım. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Hakan abisinin boynu morarttıydı. Oynarken morarttı. Yani bunu bilerek ya da isteyerek ya da abisinin özellikle canını acıtması için yaptığı bir hareket değil. Sadece oynarken biraz haşin oynadı ve abisinin boynunu morarttı. Bana gelen yorumlarda zaten Hakan'ı sürekli olarak destekliyorsun. Öz evladın, İsmail de üvey evladınmış gibi hareket ediyorsun dediler. Hakan'a hiçbir şekilde ne ceza veriyorsun ne de tepki gösteriyorsun diye. Hakan'a ben tepkimi gösteriyorum. Bunu hani kamera önünde çok fazla yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Zaten beni Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na mı diyeyim artık sizler derdiniz. Oraya etiketliyorlar. Nedense sürekli olarak bir arkadaş takmış durumda. Aile ve sosyal hizmetler, aile çocuk sosyal hizmetler işte bakanlığı hep beni böyle etiketliyor mu diyeyim artık, hashtagliyorlar mı diyeyim, onu artık siz daha iyi bilirsiniz. Sürekli olarak onlara hashtagliyorlar ki çocuğa eğer kamera karşısında bağırırsam acaba neler yapar düşünmek dahi istemiyorum. Ben Hakan abisine zarar verdiği zaman, yani bir tarafını sıkıntı yaptığı zaman, zarar verdiği zaman ben Hakan'a zaten tepkimi gösteriyorum arkadaşlar, göstermiyorum değil. Kızıyorum, sesimi yükseltiyorum kesinlikle ama kesinlikle tepkimi hani çok binde bir, ender bir şekilde vurarak tepkimi göstermiyorum. Çünkü öğretmenimiz hiçbir şekilde Hakan dedi, vurarak tepki göstermeyeceksiniz dedi. Hakan şu aralar kızdığı zaman, ben size bunu daha önce de büyük bir ihtimalle paylaştım. Bana kızdığı zaman değil, bana yapıyor bunu sadece. Kızdığı zaman bana vuruyor. Ben bunu öğretmenimle paylaştım. Öğretmenimizin dediği tek şey kesinlikle dedi, Hakan size vuruyor diye siz de hani tepki olarak Hakan ellerine falan vurmayacaksınız dedi. Bu olmayacaktı. Sadece de görmemezlikten gelin dedi. Hakan'ın bu tepkilerine dedi. Görmemezlikten geldiğiniz zaman dedi, yani ben bunu yapsam bile hiçbir şey elde edemeyeceğim. Yani boşa yapıyorum gibisin. Ya da yapmamam gereken bir hareket gibisin dedi. O şekilde algılayacak dedi. Ama Hakan abisine zarar verdiği zaman zaten ben Hakan'a tepkimi gösteriyorum arkadaşlar. Ama sadece bunu kamera önünde gösteriyorum. Hiçbir şekilde biliyorsunuz ki en ufak bir hareketimiz bile dedim sorgulanıyor, şey yapılıyor, her şey oluyor. Zaten ben en başında sizlerle Hakan'la İsmail'le alakalı videolar paylaştım. Ben İsmail'i her zaman işte kardeşim, ay toparlayamadım, konudan konuya geçtim ya. Hakan'ın abisine karşı olan davranışları, abisiyle oynama tarzı diyeyim size açıkçası, boğuşarak oynuyorlar çünkü erkek çocukları. Bunu ilk başlatan zaten en başında İsmail'di. Ben İsmail'i her seferinde uyardım, öğretmenimiz de uyardı. Kesinlikle boğuşarak oynamayı öğretmeyin. Çünkü Hakan normal olarak algılayacak ve hep bu şekilde hareket edecek. Dedi ki geçen senelerde İsmail sürekli kardeşine boğuşarak oynamak istiyordu. Ve oynama dediğim zaman da bir şey olmaz dedi. Bir şey olmaz, oynarız, bana bir şey yapmaz. Ben kendimi korurum diyordu. Ama Hakan tabii ne bileyim özel durumundan dolayı mı diyeyim artık. Yani Hakan'ın gücü, ya Hakan gerçekten kuvvetli bir çocuk.
İnanın ki kuvvetli bir çocuk. Yani şey değil yani, öyle hani güçsüz, çelimsiz, kendini koruyamayacak şekilde bir çocuk da değil. Yani şey değil, gücü kuvveti yerinde maşallahı var. Geçen senelerde Afisin oynarken Afis'e çok fazla bu şekilde zarar veremiyordu. İsmail bunu engel alıyordu ama Hakan şu anda büyüdükçe İsmail bunları çok fazla engel olamıyor. Ve İsmail kardeşine kıyamıyor. İnanın ki kıyamıyor. Kıyamadığı için de çok fazla İsmail hani mesela çok tepki göstermiyor. Ben İsmail'e söylüyorum, yaptırma anneciğim. Kendini koru, kız, bağır, ha, vurarak değil hiçbir şekilde. Kızaraktan, bağıraraktan tepkini her zaman için kardeşine göster diye ben İsmail'e hep söylüyorum ama İsmail... Yani bilmiyorum, İsmail çok naif bir çocuk, hani şey de değil. Kızamıyor, kızmıyor diyeyim sizlere. Kardeşine çok fazla tepkisini göstermiyor. Olsun diyor, oynuyoruz diyor. Kızdığı durumlar çok da şey olmuyor, ender durumlarda, çok şey durumlarda yani kızıyor. Öyle çok tepkisini veren bir çocuk da değil İsmail zaten. Şey de değil, kardeşine karşı diyeyim yani sizlere. Yani burada herhangi bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle düşünülmesin ki İsmail üvey evlat, Hakan üvey evlat, Hakan'ı tutuyorsun. Sadece Hakan'ı çok fazla seviyorsun, İsmail'i hiç sevmiyorsun gibisinden bana çok fazla yorumlar geliyor ama öyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Bir şey olur mu hiç? İnsan evladını ayırt eder mi? Ayırt etmez. Kesinlikle. Feyza konusuna geldiğimiz zaman da ben size Feyza ile alakalı çok fazla açıklama yapmıyorum. Çok fazla bir şey de yapmıyor, söylemiyorum. İnanın ki sizler de görüyorsunuz ki yorumlarınıza dahi cevap vermiyorum. Hani şey cevap vermiyorum demiyorum ama yorumlarınıza karşı da bir şeyler yapmıyorum ama bu Feyza'nın kendi kararı. Ne diyeyim? Anneannesine kalıyordu. Anneannesinin köye geçince babaannesine geçti. Şu anda da babaannesine kalıyor zaten. Biz babaannesiyle ve dedesiyle telefonda sürekli olarak görüşüyoruz. Haber alıyoruz. Haberleşiyoruz. Yani irtibat halindeyiz. Biz sürekli olarak irtibat halindeyiz. Yani burada bana hep yazıyorlar, şey yazıyorlar. Bu çok komik bir şey zaten de. Tabii sizler de haklısınız. Sizlere de bir şey söyleyemiyorum tabii. Koca uğruna çocuğunu attın diyorlar. Paşa için çocuğunu evden kovdun diyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle öyle bir şey hayatta mı olmadı? Olmaz da zaten hiçbir zaman evlatlarımı hiç kimse için değişmem. Yani evlatlarımın kesmiş olduğu tırnağını dahi hiç kimse için kesinlikle ama kesinlikle değişmem. Evet, Feyza'la şu anlar aramızda bazı anne kız çatışması diyelim sizlere tabii ki de ergenlikten doğan bazı çatışmalarımız oluyor mu? Evet oluyor, olmuyor değil ama bunu üçüncü şahıslara bağlamak inanın ki çok saçma. Bunu özellikle de paşaya bağladıklarından dolayı ben size bu şekilde söylüyorum. Ha evet, sıkıntılarımız var mı? Var. Yok değil tabii ki de ama bunun ne paşayla ne de herhangi bir başka birisiyle alakası yok. Bu sadece ne diyeyim size, kuşak çatışması diyeyim. İnanın ki kuşak çatışması diyebilirim. Şu anda biz bunu Şebnem'le de sürekli konuşuyoruz. Bir arkadaşım var benim. Sizler görmediniz, kendisiyle konuşuyorum. Onun da 15 yaşında bir kız evladı var. O da annesiyle aynı şekilde hep böyle bir çatışma halindeler. Yani çocuklar ergenliğe girdiği zaman ebeveynleriyle bir çatışma hale giriyorlar. Anne kız ilişkisi olduğu zaman bu bir kat daha yükseliyor tabii ki de. Anne oğul arasındaki şey, bir de anne kızla ne bileyim şey, sizler anlıyorsunuz. Anne kız olduğu zaman çatışma bir iki katına kadar çıkıyor diyebilirim yani. O yüzden de her şey zamanla. İnanın ki zamanla, şu anda ben Feyza'yı evden atmış durumda değilim. Ya da ben Feyza'yı evden kovmuş durumda değilim. O sadece anneannemde kalmak istiyorum dedi. Saygıyla karşıladım. Anneannesi köye geçince de oradan ben babaanneme geçeceğim. De ki babaannesiyle sürekli olarak Feyza görüşen bir insandı. Babaannesiyle ve dedesiyle. Her zaman için telefonla irtibat halinde olan bir insandı. Babasıyla hiç görüşmese bile babaannesiyle ve dedesiyle görüşüyordu Feyza. Telefonlaşıyordu yani, şey yapmıyordu. Onları sürekli arayıp soruyordu. Hatırlarını soruyordu yani, şey yoktu. Babaanneme geçeceğim dedi. Ben de saygıyla karşıladım. Bir şey söylemedim tabii ki de. Yani bu hani arada olabilen bazı çatışmalar, bazı anne kız arasındaki ne diyeyim ben sizlere, gerginlikler mi diyeyim, kuşak çatışması diyeyim, artık sizler daha iyi bilirsiniz ama olabilecek, atlatabilecek durumlar yani. Çok fazla hani çocuğu attı, etti, şey yaptı durumları kesinlikle ama kesinlikle yok. Ben bunlara inanılmaz derecede çok ama çok karşıyım. Hakan konusunda geldiğimiz zamanda da hani Hakan'ı çok fazla tutuyor muyum? Hakan'ı çok fazla tutmaktan hariç Hakan'ın durumundan dolayı Hakan'a bir tık daha böyle şey yapıyorum ben. Ne diyeyim sizlere, toleranslı. Bir tık daha Hakan'a sevgiyle yaklaşıyorum. Bütün çocuklarıma tabii ki de sevgiyle yaklaşıyorum ama Hakan da daha böyle ne diyeyim, onun durumundan dolayı eğitimine şey olsun, evdeki durumumuza, hal ve hareketlerimize karşı bile olsa daha böyle şey, dikkatli davranmaya açıkçası
özen gösteriyorum diyeyim yani sizlere ben artık. Anlayabildiniz mi, anlamadınız mı bilmiyorum ama işte kendimce şeyimi anlatmaya çalıştım diyebilirim. Ay. Efendim. Geldim hayatım. Saçlarımın kesilme zamanı gelmiş. Ne yaptın? Gönderdin mi çocuklarını? Gönderdim. Tamam hayatım. Geliyorum. İçeriye gelin mi? Yazan kadının cücesi bitti. Çekersin diyor. Tamam. Yani çekiyorsun ya. Evet. Sağ olsun. Teşekkür ederim Gül Şebnemciğim benim için. Her cücesi bittiğinde bana haber veriyor. Ben çekebildiklerimi çekip sizlerle paylaşıyorum. Uy. Kafası yarım olan var ya. Aa geçen. Ay Şebnem çok değişik. Hippie olmuş kız bu. Sana bir kızcağız yazmıştı ya. Bilmiyorum ben kimdi. Hani. Ha evet. Sana ben görüntüsünü attım. Evet. Attım. Dur şimdi ben bunun fotoğrafını çekip kendisiyle paylaşayım. Çok değişik bir şey olmuş Şebnem bu. Aa hiç böyle bir şey beklemedim. Şimdi işte Cengiz Özkan'dan bakacağım. Tabii o görüntüden bunun çıkacağını umuyorsun değil mi? Ben de umuyorum. Hiç umuyorum. Aramızdaki şey bu, ben de umuyorum. Senelerin Ali Özkan'a Şebnem'de oldu Cengiz Özkan. Ya işte Ahmet Özkan. Ahmet Cengiz, Özkan. Neyse işte. Ali Özkan. Eline belki oradan güzel bir şey bulursam. Evet. Yoksa kitap vermeyi düşünüyorum. Ay bence. Ama ne kitabı? Şey aynayla ruj vermeyi düşünüyorum. Ne alaka sorma bilmiyorum. Böyle bir evet çok alakasız aynayla ruj. Çünkü şu anda bunun görüntüsü bana... Böyle şey bir çanta vereceğim böyle koluna. Şıkırdım şıkırdım bir çanta. Hani böyle var ya şeyli. Ondan sonra bir tane de ayna. Ne alaka bilmiyorum. Yani giden alacak kişiye soracaksın. Ayna ruj ne alaka. Dur bir ben şimdi bunun fotoğrafını çekip Instagram'da onun bir DM'den paylaşacağım. Çocuklar bunu, kızlar bunu şey diyor. Şefem teyze ne olur eve götürelim. Yok dedim olmaz. Ay evet çok, ay hiç beklemiyordum ben. Böyle bir görüntü beklemiyordum. Evet. Net bir şekilde söyleyeyim. Çok değişik olmuş. Ay saçlarının güzelliğine bak. Ya bu saçları yapmak o kadar zor ki. Şeye sarıyorsun belki. Yıkıyorsun yünü. Sarıyorsun. Ondan sonra kurutuyorsun. Bekletiyorsun. Şeyden çıkarınca bukle bukle olsun diye. Evet çok güzel olmuş ama ya. Çok tatlı olmuş. Yapay saç bulsun. Hadi gidelim Cengiz Özkan'a. Hadi. Ali Özkan. Sana dedim göstereyim. Sen evet ay çok güzel ya. Olmuş. Evet bayıldım. Dur ben onun bir fotoğrafını alayım da şeye paylaşayım. Bak hala kızımız burada kızcağızımız. Bu da kız. Bu hepsinden değişik bir şey oluyor. Allah'ım ya şu kadının yaratıcılığına hastayım ben. Bak ben giderken bunları hiç bak. Saçları zaten düşünmediydim. Ama şu ceket detaylarını hiç ama hiç düşünmemiştim bak. Ne kadar güzel olmuş ya. Maşallah. Sen bunu kendine dikersin. Bak Pazen Kumaş Bursa Ucuz Kumaş Pazarı'nda var. Orada çeşit çeşit şey var. Ama çok güzel. Çok sevmiyorum ben pantolonu. Ama şu çok güzel. Değil mi? Bu da benim. Evet evet böyle. Bu da çok güzel ama. Yani evet baksana. Ay, ama fiyatlar da maşallah. Ay fırka bak verdim. 950 TL'ymiş bu. Onu şuna koyayım. Güzel. Ay hırka çok güzel. Kırk yama gibi olmuş ama hırka. Evet. Ay harika olmuş. Ben buradan giymem lazım. Ama bir tanesi de süsleri. Ya da oturacağım şekline bakacağım. Dikeceğim yani. Sen diker. Bak sana kumaşçı şu. Ne? Bursa Ucuz Kumaş Pazarı. Buraya da geleceğiz. Hah tamam. Ali Özkan'a gidelim. Aynen. Çok kalabalıktı çünkü şeyde kafam ciddi karışıyor benim. Yani şey oluyorum böyle hani direkt karıştırıyorsun ama bulursun. Bunlar masa örtüsü mü? Masa örtüsü, dolap içine. Her şekilde. Bir şey istiyor musun? Aa bunlar da şu yapışkanlı rot örtüsü. Yapışkanlı mı? Yo. Kalp. Onlar değil, şunlar. Folyo. Ha, ama bunlar çok iyi oluyor biliyor musun? Ben girişteki buzdolabını katladım ya şunun bir açığıyla şu renkli. Hmm. Herkes onu gardırop zannediyor. Yemek yenen yerler falan vardı değil mi? Ben buraya gelmeyeli en az bir 10 sene yakın olmuştur. Olmuştur tahminim. Senin dediğin dönerciler de şu yol üzerine bak. Şu karşı taraf komple evet, dönerci. Evet, evet, böyle bir şeyler var.
Ben Yusuf Yiğit. 1 yaşındayım. SMA tip 1 ilerleyici ve ölümcül kas hastalığıyla savaşıyorum. Daha 10 günlükken tanısı koyulmuş. 6 kişilik bir ailenin sonuncu mülk üyesi. Evet, orası Ali Özkan. Senle biz aşağı ineceğiz. Elnaz'ı bir arayayım da. Elnaz şu kattadır, gel. Evet, bu şu giriş katında Elnaz büyük bir ihtimalle. Bak, karşıda gördüm ben. Bak bunun mesela kumaş metresine bakacaksın. Eğer kumaş metresi pahalıysa, bak bu 75 lira bir tanesi. Bu iyi. Bundan iki tane alacaksın. Şunlardan işte hani kıyafetlere, şeylere kullanacaksın. Metresi ne kadardır bilmiyorum. Bakarız. Ama şöyle kumaşlar. Bak şöyle. Ama bak burada 4 liraymış. Ama bu şey parmakla örülen bu. Tamam işte, ben ortalarından kesiyorum. Ellere koyuyorum. Bak geldi seni. Bak te dışarıdan gördüm seni bak. Çantanı bana ver istersen. Ver, ben alışayım mı, gelin ver. Birazcık sürü benim bir... Tamam, sen gez, ben alışayım kızım. Birazdan içten kızım. Yok, almana gerek yok. Aksesuar bakacağım. Aşağıya ineceğiz biz. Geliyor musun sen aşağı? Ezberledim yani, yarım saat burada olduğum için. Tamam o zaman. Haydi. Sen bizden hızlı geldin ama. Ama ben hemen şeyde, ışıklarda ben. İşte. Şebnem diyor. Şebnem şu orta masa tam sana göre, gel. Bak bunlara şey takıyorlar, el yapımı, yapımcıları evet, etiket takıyor, handmade yazıyor üzerinde. Çok güzel onlardan. Ben evde geçen delikle deniz kabı arıyordum. Ne kadar üstüne? Tanesi 5 lira. Şebnem deniz kabukları mı? Ay evet ya. Ne kadarmış bunların tanesi acaba? Şu 2 lira. Bu 1 lira. Bu ama direkt kabuk yani. Yapıştırmak için böyle bir şey. Bunlar gül mü? Bunlar şey. Ara parça. Evet. Keşke gözlüğümü getirseymişim. Sen gözlüğünü getirmedin mi? Yok. Bak Şebnem, bunlarda var ya bak şey takı şeyi. Çok güzel. Belki çingene yapacağım, getireyim mi? Evet. Ha bak sana para işte. Bak şurada daha da küçükleri var, gördün mü? Evet. Daha küçükleri var bak. Ne kadarmış bunların tanesi? Dur, içinde mi yazıyor? Şuraya baksana bir. 2 lira. Teşekkürler hayatım, değişik. Büyükler 1 lira. Bak bak burada da var. Bunlar da 50 kuruş. Minikler. Şunlara bakalım. Bunlar 1 lira bak sen. Küçükleri de var. Poşet mi? Poşete mi koyuyorsun? Dur bekle, ben sana şey alayım. Şeylerine istersen bak da, halkalarına, hani halkası bak i̇şte bir tanesi şey. Görse. Ben bakayım mı istiyorsan? Halkaları. Halkaları kimisini kırık biliyor musun? Gözünü görse, şunlar iyi gibi. Kaç tane alacağım? 6. Bak şimdi şöyle 6 tane sarı alacağım. Ondan sonra bir de gün Şarampol'de, evet, itibar. İtibar mıydı? Yok. Ne hayırdır söyle. Merak ettim ya. Bir şey mi gördün öyle? Senin videonda aynen bakıyordum. Da böyle büyük oyuncak deposu tarzı. Her şey var. Her şey var. İstemediğin kadar oyuncak var. Aşağıda deniz şeyleri var. Malzemeleri var. Bir sürü. Ben de tek bulamam diye şarkı. Şurada da var, şunun içinde de var. Evet, şunlar da renkli bak. Evet. Vardı sanki. Bak şu nazar boncuklu şeyler çok güzel. Aa, aynen öyle bak. İşte burada bak. Bakayım. Şöyle de. Güzelmiş. Bunlar da çok güzel. 12,5 anlar. Evet. Çok güzel.
Bunları kendimize takılıyor. Evet, yapabilirsin. Bunlar 1,5 Ay şunlar çok güzelmiş ya. Bir de sarısı var. Aa bak B harfi buldum. Sırdan mı küpe böyle bunlar. Ha, özü güle mi? Güle mi? Evet, böyle çok çekiyorsun. Kulağına ince. Şebnemciğim o küpe değil yalnız. O başka bir şeyle kullanılıyor. Küpe değil o. Değil o. Bildiğim, bunları böyle takıyorlar kulaklarına. Buradan da içine geçiriyor. O halka küpe. Halka küpelerin şeyi öyle değil. Bu nedir o zaman? Bu başka bir şey için kullanılıyor. O zaman buraya küpe bu. Ben, vallahi bak buraya boncuk takıyorlar herhalde. Bunu da küpe tak şeyine takıp böyle sallandırıyorlar. Küpe için çok ince. Olabilir. Vallahi bilemedim ben. Bir sorsana şeyciye. Soracağım. Bunu ne yapıyorsun? Anne baksana. Çok hoşuma gitti. Alayım mı sana? Görmez de ne yapacağım ben bir tanesini? Anneciğim bir şey alacak. Yine alacaksın. Şebnem pomponlardan bak. İşine yarar mı acaba bu pomponların? Bunlar sen... Evet onlar da var bak. İşte. Bak şöyle pomponlar da var. Bunları ben Selekler Çarşısı'ndan geçen sene mezuniyet için alıp saçına taktım ya. Evet. Orada para vermedim ona da. Ama tamam bir sürü şey aldınız. Hediye etmişler sana o yok, zaman. Yok yok. Orada dışarı atılan çiçekler oluyor, süs çiçekleri. Bir sürü dışarıyla kenara koyuyorlar. İstediğin kadar seç al diyor. Şemden böyle jüt ipi sana yarar mı? Aa, kullanıyorum ben. Bak jüt ipi uygun aslında. Bu da evet, bu da uygun. Bak. Evet, hayır fiyat uygun. Aa, yani. Renkli jütler ne kadarmış acaba? Bunlar 20 lira. İçerim, o da 20 lira. Pek dekoratif şeyler yapıyorsun ya. Çiçek şey bağlıyorsun. İçine koyabiliyorsun ha. Aralarına. Şey bu. Güzel, ha. Mus da bu. Renkli jütler de evet, çok güzel. Evet, rengisi çok güzel ve şu rengi çok güzel. Ve şu ben moru da çok güzel. Evet, mor da çok güzel. 20 lira değil mi jütler? Evet, 20 TL. Evet. Bunları ayrı ayrı kullanıyorum. Ay gözüm şey oldu, şöyle kısıp da bakmaktan biliyor musun? Kaşların ağrıdı, alnın ağrımıştır. Evet, evet, ben şey Zeynep görse öldürecek beni. Yaptığı bütün bakım, bütün kadının şeyleri boşa gidiyor şu anda. Evet. Şu renk çok güzel. Bak şu renk, onun şu rengi de çok güzel. Evet, evet. Bak, ben onu da çok beğendim. Şöyle şöyle olursa şöyle kapalılar bir tık daha iyi oluyor. O koyunun kapalısı var mı acaba? Dur bakayım. Kapalı, şu açık. Bak pastel tonları da çok güzel. Ha bak. Açık ama o da. Ama o kadar değil. Bak şu daha bir ayrı ayrıktı. Bakayım yine ne oldu diye de. Yok hep açık arabalarından herhalde. Çok da deşmek beslemiyorum. Ya deşmek beslemiyorum. Aralardan. Güzel. Ay çok güzel renkmiş. Evet. Yani düşünsene bak şöyle kullanacaksın birlikte. Yine. Ne kadar düşünüyor? 10 TL. Ama tekli tekli kullanıyorsun ya Laylin. Hani kırmızı da var. Sen daha iyi bilirsin. Bu kırmızı çok güzel ama. Baksana. Şey... Bunlara bak. Onlar değil yok. Onlar değil. Onlar kristal. Benim aracım şu. İnci var ya inci. Ne koyuyorsun da para? Parayı mı koyuyorsun da? Ay şu renkli ipler çok güzel. Bunların renkleri şurada da asılıyız da olayı var bunların yani metresi herhalde bu. Ama bu farklı ondan daha farklı bu. Bu daha kalın. Aa toka. Bak ya. Bunları yarım metre de alabiliyorsun Şebnem. Aha.
Senin istediklerinden. Şurada da var istersen biraz daha. Çok güzelmiş. Bu tam böyle peri yapmak için, böyle peri cücesi. Evet, o peri cücenin için istiyorum zaten de. Bak, şunların metresi ne kadar acaba? Onu bir öğrensek ya. Sorarız. Büyük bir mantı. Anneciğim 70 lira. Jüt. Jüt diyor ondanız. Ha, bunlar da jüteli olanmış da. Şurada bir tamam. Yan tarafta seninkisi. Metresi 10 liraymış. Bak şimdi. Şu renkten bir de var ama şu da çok bence güzel. Bence en güzeli şu. Böyle böyle bir şeyin kafasına gibi. Anladın tamam mı? Ama şu renk de çok güzel değil mi Emrah? Yok ya. Bu daha böyle. Daha mesela orman orman cücesi. Bak kırmızı pembesi de var. Bak. Şebnem gel sen şu köşedeki yere bir bak. Ondan sonra karar ver bir. Bunlara evet, benzer bakayım. Şurada da var daha evet, devamı. Bakayım. Gel. Gel bak gel. Bak Şebnem şuraya da bak. Karşı tarafı da var bunun. Bak senin istediğin şeyler hep burada hayat. Evet. Belki de annem şu an ne görse isteyecek. Aha. Ama kadın o zaman şey yapıyor. Aa sakalı gerçekten de artık pembe olmayacak bu sakallar. Bunların metresine kadar. Sorarız onun metresini. Tüyüsünü bak sakal gerçek sakal duruyor da şöyle. Tüy bunlar anne diyor. Sakal arkada da var Şebnem devamı. Ay şu çok güzel. Kaç paraymış o? 400 lira. Pişmaniye mi? Olabilir. Pişmaniye bile o kadar pahalı değil yalnız. Şu ne kadar acaba metresi? Üstüne yazıyor 80 lira. Oha. Ama bu da yani şimdi. Hmm. Bir tanesine kaç ne kadar kullanıyorsun tahmini? Şu kadar. Değil mi? Kaç cüce çıkar mesela ondan? 2. Ben artık pembe sakal cüce görmek istemiyorum. 3 tane anca. Yok ya 1 metre oldu mu? Ya tahmini. Zorlasın sıksın 4 tane çıksın. Bak şu işte bendim. Şöyle diyorum ya sana hani ellere evet. Kollara yapıştırır. Bak bunda metresi 80 lira. Anne bak aşağıda renkleri var. Ama o bu da çok güzel. Sen şunu görüyor musun? Şey el nasıl? Rengarenk. Yeşil sakal istemem. Ya şunlar da güzel çiçekler. Ay, bu çok güzel. Şu renk çok güzel. Hepsi 80'dir. Efendim. Mesela daha uzun. Anladın mı? Hani şunu şu kadar kullanıyorsun. Eni daha iyi şey bunun. Hı-hı. O zaman yeşil daha mantıklı. Yok ya aynı bence. Bilmiyorum. Olur mu annem? Cücelerin yani bir maliyeti var gördüğünüz gibi. Cüceler bedava değil. Anneciğim tabii ki maliyeti var. Her şeyin bir maliyeti var. Bak. Ya şunu ama şunun şey kötü tarafı lirası, bak. Şöyle ben hiç onu sevmiyorum. Bak. Bunda o yok mesela. Anladın mı? Bak bunda mesela var. Şundan yarım metre ama bu da çok güzel bir renk. Rengi sen beğendiysen zaten bak onun siyahı da var şurada. Arkasında gördün mü? Bak düz siyah burada da var bak. Şu da siyah. Ama bu ince. Şuraya baktığında otomatik cüce kafası görüyorsun. Şunu mu diyorsun? Şuna çok hoşuma gitti. Şunu mu diyorsun? O aynen. Değil mi? Yukarıdaki yani. Ama o ince yalnız ben o. Ben gözlerini bile görüyorum şu an. Ama çok ince yalnız. Bak onun devamı aslında bak, bu aynı. Bak metresi 70 lira. Hayır bak aynı aslında renkleri. Bu biraz daha bundan aşık. Şöyle kullanacaksın. Şöyle. Altlı üstlü anladın mı? Hmm. Şöyle bunu böyle yapıştıracaksın. Bunu da getirip şuradan takacaksın. Bu da basamaklı bir sakal olur. En temizi sen altındakini alacaksın. Ama bundan şey çok güzel olur. Küt sakal yapıyorum ya bazen. Yarısını alıyorum. Yarısını kesebilirsin. O zaman evet yarısını da kesebilirsin. Bunda var ya şey. İşte bak bunların yarısını kestiğiniz zaman çok kötü oluyor. Bunun hayır. Uzunluğu tam. Ortadan ikiye kes. Hayır diyelim ki küt tamam, sakal tamam, yapacaksın. Tamam anladım ben sizi. Ama arkasını şeyden... çevir. Arkasını çevir. Bunlar bunun yarısına işte. Ha işte bak şunu şöyle yapabilirsin bak şöyle. Bunu yanlardan şöyle takıyorsun tamam mı? Ben öyle dememiştim. Bak şimdi. Yarısını kesebilirsin. Yani. Bıyık yapıyorum ya ben mesela hani bazıları bıyıklı oluyor. Onun şu tarafına bir tane şöyle takıyorsun. Bir tane de öteki tarafına böyle takıyorsun. Üstten bıyığı oluyor. Şu yarım ona çok iyi gider. Ya bence şunu al bak. Bunun içindeki beyaz siyahları. Şu renk, bu da onun ikisinin ortası. Bunun, bunu istesen bak. İçindeki siyahları hafif kesersin. Bak bunun da ikisinin ortası. Anneciğim bak bu da çok güzel ama renk olarak. Hayır anlamadım bak. Bunu... Tamam ben bundan kesin alacağım. Hayır ben seçiyorum. Bunu istersen gri gibi kullanırsın. İstersen bu renkleri bak hafif şöyle araya makas atsan siyahı gider.
Yani böyle kasa siyahlı olur. Kısa. İki renkli kullanılabilir. Bu daha kısa. Anladın mı? Bu daha kısa. Bu daha küt. Bak. Şunlar çok güzel. Ona bu kalın. Anne bir metre bu kadarmış. Ha? Bir metre o kadar evet. Sen demin bayağı kısa vermiştin. Ben yarım metre üzerine hesap ettim çünkü. Bak şunlar da çok güzel Şebnem. Ben bunları da çok beğendim. Hani kollarına ya da ayakkabılarına. Evet. Daha ince. Tık incesi olursa. Evet. Ay şalvar yaparken. Evet. Var var onun şeyini de ayarladım. Bak şimdi. Ay. Aa bunlar yoktu bak bunlar yeni gelmiş yalnız. Çok güzel. Bak şunlar da güzel. Şapka kenarına falan. Şapka ayı şunlar da çok güzel oluyor. Şapka kenarlarına falan. Hı hı. Böyle hasır şapka. İskoç bir cüce hı. Bence. Ya hayır hasır şapka yapıp böyle kenarına taktığında çok güzel oluyor. Ben şunu çok beğendim ya. Ne kadarmış acaba? Alsam ne yapacağım bilmiyorum. 10 lira. Güzelmiş ya. Alsam ne yapacağım bilmiyorum ama diyor. Olsun. İşte bak, bak ben şunu alıp böyle. Mesela belki yaprak yaprak bile kullanabilirim. Evet kesip incecik, de kullanabilirsin. Bak şu kalpleri de öyle. Bunun mu kaç paraymış metresi? 10 liraymış. Niye? Bu da öyledir. O da aynı öyle. Aslında alın etme. Şey. Ay sana şey olur fikir olur bak şu yan taraftakiler de senin için şu. Anne disco cücesi falan düşünürsen. Bence olabilir ama. Ne kadarmış belki? 40 lira hayatım. Anne 40 lira. Parti cücü ya. Parti cücü yapıyorum. Evet. Bundan da yapıyorum. Evet. Bir renk mercimek mi bu? Evet. 30 lira diyor değil mi? Evet. İnternette de bunlar ne kadarmış metresi? Bunlar sakal için mi? Kaç metre yazıyor? Bilmiyorum. Onlar şey şarkı bir. Oyma. Ya artık sezon bittiği için örgü sezonu. Aa anne. Bunlar Nazım'ın battaniye ördüğü evet. İpler. Renkleri de var. Şimdi şeyleri de geldi. Öyle değil mi? Kestiğim zaman bu tek kalıyor. Tek yün olarak olur. Bak bu rengi çok güzel. Bu kalır mesela benim yeşil aldığım. Bak bu da şey değil yazmak. Bu böyle. Bunlar ne? 65 lira diyor verdim. Evet incecik. Acanları yapın. Ama Alize zaten şey ya. Yün oranı artınca fiyatta. Aha bak. Ay şunlara bak. Bunlar ne kadarmış?
Küçükleri bunlar da güzelmiş. 55 lira. Bunların bak bir tık kalın da şurada var. Anne şey o ipten arıyorsun. Nerede? Bunlar yeter ki. Bak şimdi kesin. Tamam 38 ama bak verdim aynı bir kalitesi değil mi? Evet. Bak bunun içi, bak o tam şey, bak bunun içinden ip geçiyor. Evet, farkı var yani. 2 liralık fark attırdım. Anne şu setlere bak. Bak havlu gibi duruyor. Anne. Ha, Hello Kitty seti. Hello Kitty mi? İnek o. Ama Hello Kitty yazmıyor mu? Hayır. Şey arıyorsun. Ücret kaç para biliyor musun? 850 TL. Oha. Ama içinde işte şey. Bir şey diyeceğim belki. Bunlar ne kadarmış? 5 lira. Bak onun 36 liraymış. Aa, çok güzel ya. Ay, biri 21, biri 22. Ankara. Ona iki tane güzel. Sen de değil mi? Şu değil mi? Evet, renklerine. Ama bence bunlar artmış, dolanmış buna. Tabii. Can gidiyor zaten bak. Artık demek can ki. Yani çöp. Artık atık demek. Evet, evet. Bu nasıl bir şiş? Bunlar şiş kız, bu şey kabı bu. Ha, ben de burası eğik sandım. Eğik değil ya. Şey, ambalajı yok. Şişler mi yok? 180 lira değildi. Koy oturmayı da buraya. Bak senin dediğin şey bunlar. Ha, evet. Ne onlar? Bunlar yüksek parmak içinde. Parmak. Ha evet anne o. Ama bu benim dediğim böyle değil işte. Bu dikiş dikenler için. Benim şu parmağım için. Dikenler için hani belki. Yok benim dediğim bana şimdi internetten ne çay sipariş ettiği böyle silikon ama şey. Komple bir şey kapalı. Gel bak. Pardon ben bir geçebilir miyim? Ay çok güzel. Ben evet. Kordele gibi aslında. Evet değil mi? Çok güzel. Mor renk ne kadarmış? 33 lira. Kordele bak kullanabilirsiniz. Evet. Şunlar da tam yılbaşı aslında. Paket onlar paket gibi anneciğim. Bence bak bu da kullanılıyor ama şey zaten tanye kullanılıyor. Baksana 130 lira. İpo. Tanye gibi. Kumaş ipi yani ama çok güzel. Evet, şunlar kullanılıyor. Evet. 130 lira. Bak şu daha uygun. Makrama yalnız. Güzel ama. Ama bunları sadece makrama olarak kullanmıyorsun. Kordon olarak da kullanıyorsun. Yani bunun işleri daha fazla. Yani örgü. Anam bu ne? Bu koltuk ipi falan herhalde. Koltuk örüyorsun. Yok bunda şey arıyorlar bak. Bebeklerin kenarına kadar şey yapıyorlar ya. Onları yapıyorlar. Top yapıyorlar bunlar. Buyur adam buyur. Şunlar çok güzel ay, ay o elindeki çok güzel renkleri. Görüyorlar valla. Thank you.
Ben ne öğrendim ki bunlardan? Sizin profesyonelle kimse kameraya bakmıyor. Çok komiksiniz. Elnaz, kamerayı şimdi sen söyleyince fark ettim de. Saçmalama anne. Anneciğim, benim sadece gözlerim şu an şu renkleri görüyor. Başka hiçbir şey görmüyor. Ay, ben de bu benim. Annenin bebe yünü bunların hepsi. Ya, güzelmiş. Benekli bebe yünü. Ay, bakar mısın? Ay, ben şunu beğendim. Bu da çok güzel. Hayır, şunların içinde Elnaz. Bak, şu da çok kibar. Ya bak, ben şöyle renkleri, daha böyle hani. Ben de şöyle. Şudur benim rengim. Çok az mavi altı. En sevdiğim. Belgin teyze, ben hep kameramanın mı olsam? Çok severim kameramanı. Ben sahne önünde sevdiğim kadar sahne arkasında sevdiğim için. Ben bunlardan şey yapıyorum. Yok abla. İşte be. Şimdi bebek yaptığınız zaman böyle sıkarış bir şeyler bazen bebek de yapıyor ya. O renkten mi arıyorsunuz? Evet. Yok. Ay, şunun güzelliğine bak. O sizin ipiniz. Bu tatlı bir turuncu. Biraz fosforlu. Ama çok güzel bir turuncu. Hani giymeye falan kullanmam ama. Ben kullanırım bak giymeye de. Ya bana bak, şu daha kibar mesela giymeye, şu bana daha kibar geliyor. Şu krem rengi değil mi Elnaz? Çok güzel. Bej bu. Benim hırkam da aynı renk. Krem değil, bej. Kutunlar orada. Şişleri kesinlikle gidin de alıyorum. Sen sormuşsun. Ben de gel. Ben de karışmış. Anne ne anladı? Bilmem ne bu. O zaman bunu sonlandıralım. Burada tamam, evet. Bir şey ya. Tamam. Yukarıda ay, onları ödeyecektim zaten. Öyle mi? Tamam. Çok kalmayacak. Çok güzel olur. Bilmiyorum evet. Abi. Tamam. Çok tasarlı. Farklı değil ama ürünler farklı. Kasörün çeşit fazla farklı ürünler var o yüzden. Hangisi? Çoğunluk. En içinde ne var? Geri görünümü. Şey sayt mı görüyor değil mi? Nubuk. Evet. Nubuk diyorum. Ama odaya sen de bakıyorsun. Bak, bu şey mi? Şimdi bir şey gördükten sonra. Hatta çıkıyor da yatmak. Eğer benim arkadaşım yetmedi. Öyle güzel okumaya. Neresine bak. O işte ince ince ipler var ya. Set vardı ya sen. Kaç sekiz dedin. Sen onları kullanıyorlar. Hayır, agurami de bunu da kullanıyorlar. Ha. İpleri öyle ince ipleri. Nerede şunun kokusu ama şey kokartması şeyde satılan fiyatı öyle bir sabri olmadığı için daha güzel ve kokusu o kadar kalıcı ki çok tatlı bir portakal var. Ay, derviş o kadar kalıcı bir portakal var. Biz genç yaşıyoruz. Benim de şampuanlar ama sen de kullanmazsın. Şampuanla verilmiyor ama bu tarafları biliyoruz. Benim de şampuanla verilmiyor. Maskelerden aldım. Güzel mi bir tane? Güzel mi değil? İki de bir. Barışlar mı? Ha, barışmadım. Hani gözün aydın, boşver bir keresinde bir hayır var bana. Her şeyde bir hayır var. Hangi boy alıyor? Her gün ölmelerse bir gün. Yani şuradan var, sen bilirsin. Şundan iki tane alacağız abi. Sen yiyeceğim mi Şebnem? Yok hayatım. Benimse bol acılı olacak. Seninki? Acı olmayacak. Nar ekşisi. Nar ekşisi yok. Ekşi var. Var. Nar ekşisi var mı? Ha.
Ben Selçuk'tan kovdum. Ketçap mayonez olabilir. Bilmiyor musun burada neyin olup olmadığını? Abi sen Antepli misin? Yok Kelebacım. Ben aynı taplıyım. Aynı taplıyım. Ben sonuna gelmedi. Osmanlı'na kalmadı. Belli ama. Antep harbinde dedemin dayısı oturduğumuz mahallenin muhtarıymış. Yani belli ama şive hiç bozulmamış. Bu saatten değişmez, bu saatten sonra ne değişir? Değişmesin ya, ben çok seviyorum. Evet, ben de insan olayım. Çok güzel bir oldu. Kelam bacım sen git bir içine bir Antep'e pazar günü şey... Bizim kanak bir sen var, yeşillik bittik alanı. Orada otur şöyle bir etrafı seyret. Konuşmalar dinle. Gittim gittim Antep'e. Doğuşuluk ilişkilerini gör. Nar Festivali'ne gittim. Çok güzel. Nereye gittin Nar Festivali'ne? Seninki sade mi oluyor? Şöyle nar ekşisi ketçap mayonez olabilir ama acı olmayacak. Ketçap mayonezi... Hepimiz seviyoruz ketçap mayonezi. Şimdi sevmiyoruz. Ya mısır dediğim tuzlanıp yenir. İşte o kadar. Yani mısır dediğim bu kadar şey katıldığında. He, buna anası... Bol bol çürük domates yedirip ondan alış bak ketçap yiyin. Ben de bekliyorum ne diyecektim. Doğru bir şey diyemem. Abi haksız değil. Mısır dediğin mısır yani tuz vardı bir yerdik. Elimize geçer o da. O da evet. Elimize geçer. Farina gidip alma. Hayır. Anca bir tarla patlatacaksın. Ya, tarla ya komşu tarlasın olacak. Farina birkaç tane gönderecek. Biraz senin tarlan varsa. Şebnem'le çok güzel bir gün geçirdik. Şebnem için çok güzel ve çok değişik bir gün oldu. Çünkü Şebnem çok fazla çarşıya, pazara giden bir insandı. Şebnem'in, ne diyeyim ben size, çevresi kendi mahallesi. Her şeyi gezdirdiği yerler ve o kadar çok fazla dışarıya çıkan bir insan değildi. Gezmeye ya da AVM'ye giden bir insan değildi. Ha yazları da Konya'da sahilde çocukları denize götürür o kadar. Ali Özkan'a ilk defa gitti. İlk defa bir şey yaptı ama çok hoşuna gitti gerçekten. Çok beğendi hatta dedi ki anlattığın kadar varmış dedi. Ben genelde şefim hep Ali Özkan'a anlatıyordum sen ararsan. Yani sen oraya yani sen istediğin bütün malzemeler cüceyle alakalı da herhangi bir şekilde bütün hemen hemen her şeyi bulabileceğim bir mağaza diye ben kendisine anlatmıştım. Onun gözünde ben birazcık büyütüyormuş gibi geldi ama dediğin dedi doğruymuş dedi. İnanılmaz dedi çok dedi ürün var dedi çok hoşuma gitti dedi. Hangisine bakacağını şaşırdı. İnanın ki hepsine baktı başım döndü dedi ne yapacağımı şaşırdım dedi. Neyse oradan kendi ufak tefek birkaç tane ürün aldı, malzeme aldı. İnşallah cücelerimde kullanacak. Hayırlısıyla bakalım bir. Ben de Hakan'cığımı almaya gidiyorum şimdi. O yüzden ben sizlerle artık yavaş yavaş izninizi isteyeyim kaçayım. Bir güzel yorumumuzun daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.